alışır acı çekmeleri. Can dayanmaz yeni sevmeleri. Boşa kürek çekip aynı. Kim haklı? Özellikle mi yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Ayrılanlar için çalıyorum. Engelle bakayım sen onu. Engelle, engelle. Engelle. Tamam. Böyle ısrar ederse başına bela olurum Osman. Sonra yasını tutarsın cenazesinde. O yüzden dikkat et. Uzak dur. Uzak dur ki yaşasın oğlan. Çok ağlarsın sonra doktor. Uyandırmadı deme. Nerede kaldı bunlar? Malum şu an gündemi meşgul ettiğimiz için muhtemel gazeteciler çıkışta kapıda olacaklar. Sizden mümkün olduğunca sessiz olmanızı rica ediyorum. Eğer sıkışırsanız topu hemen bana atın. Ha, senin yalanın dolanın iyi yani. Hepinizin Aslı'ya samimi ve sevgi dolu davranmasını rica ediyorum. Bakışlarınız bile aşklarına imrenen, onaylayan tavırda olmalı. Hem burada, hem dışarıda, hem de her zaman. Çünkü en çok buradan vuracaklar. Bu evlilik zorla mı oldu? Büyük soru bu, tamam? Bu yaştan sonra tiyatro çevireceğiz yani. Bizi bu hallere düşürenleri Allah bildiği gibi yapsın ablacığım. Siz ne konuşuyorsunuz? Oyun mu oynuyoruz burada? Açığı veren hesabını da verir. Açığı veren vermiş Namık abi. Sen de bu tafraları ona at istersen. Sen sabahtan beri geveliyorsun yeter. Ne biliyorsan söyle. Bildiğin bir şey varsa biz de bilelim. Peki. Handan abla. Eyüp senin ahbabındı değil mi ablacığım? Ne alaka? Direktman göbekten alaka. Haberi Eyüp sızdırmış. Demek ki ona da sen uçurdun. İspatın var mı? Eyüp'ün yaptığı her haber benden mi çıkıyor? Deli manyak. Bugün ispatım yok belki. Ama yarını Allah kerim. Sen ablana iftira atmaya utanmıyor musun yeter? Yakıştı mı bu sana? Bir dakika. Bir saniye sakin ol. Handan Hanım, ben habere kimin sızdırdığını biliyorum. Kim peki? Söylesene İdil. Yanlışınız var Yeter Hanım. Haberi sızdıran Handan Hanım değil. Baskındaki polislerden biri. Allah insanı koru iftiradan korusun. Yazık. Çok yazık. Kesin artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim açtı bu işi başımıza, öğrenebildik mi? Henüz değil. Beni gelinimle yalnız bırak Ferhat. Baş başa bir konuşalım. Buyurun Namık Bey. Kısmet işte. Nereden nereye? Doktor Hanım, Namık Bey derken şimdi buradayız. Hoş, bana kalsa yanlış yaptık. Üstüne toprak atsak daha iyiydi. Duamızı okur, iyi biriydi der geçerdik. Neyse. Şimdi seçime 2 ay kaldı. En kötü bu 2 ay birbirimize katlanacağız.
O zamana kadar da kim öle kim kalır. Yanlış anlama, ben seni severim. Ama kendimi ve ailemi daha çok severim. Madem artık benim gelinimsin, ailemin başının tacısın. Ama sen de gelinim gibi davranacaksın. Ben sizden biri olmak istemedim Namık Bey. Siz benim kafama silah dayadınız. O yüzden şimdi karşıma geçip size borçluymuşum gibi konuşmayın. Olur mu? Borçlusun. Hem kendi canını borçlusun, hem de abinin canını borçlusun. Bana bak Aslı. Ben bu seçimi hem geçmişimi hem geleceğimi yatırdım. Senin gibi meraklı bir doktor gelip işlerimi batırsın diye değil. Olan oldu artık. Şimdi yan yanayız. Ne denirse onu yapacaksın. Bir falsonu göreyim. Eski kabadayı Namık'la tanışırsın. Bu da senin canını çok yakar. Seni düşman bilirim. Düşmanıma da hiç acımam. Dost muyduk ki biz Namık Bey? O koca bir yalanmış, ben size söyleyeyim. Ben inanmıştım size, salak gibi sevmiştim sizi. Sizin insanlara iyilik etme aşkınıza hayrandım ben. Ama hoş insan göremiyor. Bir katilin bile melek gibi görünebileceğini göremiyor insan. Ben bugün buradaysam mecbur olduğum için, yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Ama sanmayın ki sizin bu aile saçmalığınıza katılacağım. Sanmayın ki sizden biri olacağım. Namık Bey, siz beni kirletemezsiniz. Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Sevdiklerim için yapıyorum. Hoş, sizin bunu anlamanızı da beklemiyorum. Çünkü sevgi kelimesinin geçtiği bir cümlede sizin adınızın geçmesine imkan yok. Yakışmazsınız çünkü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.